Herkese merhabalar sevgili gençler, sevgili girişimciler, sevgili dijital göçebeler ve hiçbir yere göçemeyen buralarda demir atmış şekilde sıkışmış kalmış olan Araf'taki ruhlar. Nasılsınız? Biraz böyle şiirsel bir açılış gibi oldu. Bugün ayın 20'si 20 Temmuz 2020. 20 Temmuz 2020 ve ben yollardayım şu anda. Nereye gidiyorum? Böyle Opet reklamı gibi oldu ama. Estonya konsolosluğuna gidiyorum, Ankara'ya. Çünkü dijital kimlik kartım geldi. Estonya değişik bir programla, elektronik oturum denilen, e-oturum denilen ya da e-vatandaşlık denilen değişik bir yöntemle Estonya'da şirket kurmanıza imkan sağlıyor. Şirket kurabiliyorsunuz, şirketinizi dünyanın her yerinden yönetebiliyorsunuz. Bunu da dijital kimlik kartınızla yapıyorsunuz. Sabah şu anda çok erken, saat 5.30 civarı. Eşim beni 4.30'da Antalya'dan uğurladı. Kahvaltımı yaptım, yola çıktım. Torosları açtım. Şöyle arkamda göstereyim size. Acayip bir yol gürültüsü var. O nedenle birazcık uzaklaştım. Uzaklaşmaya çalıştım daha doğrusu. İnşallah sesim geliyordur. Şimdi ne yapacağım? Saat 15'te Estonya konsolosluğunda olmam lazım. Ankara'da hızlıca, çok fazla vakit geçmeden yollarda olacağım. Motosikletimle yola çıktım. Üstümden de anlaşılacağı gibi. Ben bir Honda CRF kullanıcısıyım. Onunla Ankara'ya gidiyorum şu anda. Biraz yorucu olabilir bugün. Çünkü herhangi bir şekilde hiçbir yerde konaklamadan direkt konsolosluğa gideceğim. Konu ilginizi çektiyse, muhtemelen çekti. O nedenle bu videoyu izliyorsunuz. Estonya konsolosluğundaki süreçlerin hepsini ve başvururkenki süreçlerin hepsini ben tek tek anlatmayı düşünüyorum. O nedenle videonun devamında bunları göreceksiniz. Şöyle göstereyim. İkimiz de kırmızılar içerisindeyiz. Uyumluyuz gayet. Evet, kuş sesleri geldi burada. O nedenle zaten ileriye gitmiştim. Güzel bir yolculuk olacağını düşünüyorum şimdiden. Hadi bakalım. Ben bir kahve içeyim. Sonra yola tekrar devam edeyim. Muhtemelen Afyon'da veya konsoloslukta ya da konsolosluk çıkışında. Eğer konsolosluğun içerisinde çekim yapabilirsem yapmayı düşünüyorum. Yapamazsam çıkışında sürecin nasıl işlediğini size tek tek anlatmaya çalışırım. Evet, merhabalar tekrar. Yollarda durup çok fazla bir şey çekemedim çünkü inanılmaz sıcaktı. Antalya'da saat 4.30'da başlayan macera şu anda, saate bakıyorum hemen, 14.25. 14.25'te Estonya konsolosluğunun önündeyim. Şöyle göstereyim. Dijital kimlik kartımı almaya geldim. Ne gibi işlemler yapılacak bilmiyorum tam olarak. Çekim yapabilir miyim onu da tam olarak bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle çekim yapmak için özel izin almak gerekecek. Burası özel bir alan olduğu için çekim yapmak doğru olur mu olmaz mı tam bilemiyorum. Bayağı yorucu bir yoldu. Motosikletle geldim zaten. Bayağı da sıcaktı. Eridim resmen yolda. Kart almaya gideceğim. Normalde saat 15'te burada olmam lazımdı. Biraz erken, yarım saat kadar erken geldim. Belki alma ihtimalleri var. Ya da yarım saati burada konsolosluğun önünde geçiririm. Tam olarak bilmiyorum işlemler nasıl olacak. Ama sağ salim geldim. Herhangi bir sıkıntı yok. Tahmin ettiğim gibi içeride çekim yapmama izin vermediler. Ki zaten telefonumuz dahil her şeyimizi bırakarak içeri giriyoruz. Çok güzel karşılandım. Zaten sistemi kurmuşlar. Belli bir saat içerisinde bu e-residency kartlarını dağıtıyorlar. Dijital kimlik kartı şu şekilde kit halinde geliyor. Ben bazı yerlerini kapatıyorum güvenlik nedeniyle. Bu kitin içerisinde bir USB cihaz var. O cihazla birlikte şirket kurulumunu gerçekleştiriyorsunuz. Tıpkı Estonya'daymış gibi bütün bankacılık ve şirket ve vergi işlemlerinizin hepsini buradan yapabiliyorsunuz. Tabii benim başka işlerime yarayacak bu. Henüz şirket kurma durumunda değiliz. Ama tabii adım adım ilerleyeceğiz. Bakalım ne olacak. Kendim de zaman içerisinde görmüş olacağım. Dijital işler yapan insanlar için e-residency, yani elektronik oturum, e-oturum veya e-vatandaşlık diye geçen şey
Estonya'nın yapmış olduğu çok güzel bir avantaj. Bu avantajları değerlendirmek isteyenler için aşağılara linkleri koyacağım ben. Oralardan tekrar inceleyebilirsiniz. Ki ileride nelerle karşılaşırım, ne yaparım yine çekerim size. Bu şekilde kit halinde. Bunun daha detayını paylaşmayı düşünmüyorum. Çünkü örnekleri var. Üzerinde kendi bilgilerim olduğu için burayı çok fazla paylaşmayı düşünmüyorum. Public olan, yani herkesin bildiği kadar olan bilgi kısmını vereyim. Pazartesi ve Perşembe günleri saat 3'te bu kitleriniz eğer Estonya konsolosluğuna geldiyse Ankara'dan alabiliyorsunuz. Müracaatları da yine aşağıda linkini bulacağınız e-residency web sitesi üzerinden her şeyini yapabiliyorsunuz. İngilizcenizin çok iyi olması lazım, onu baştan söyleyeyim. Ve bir iş planınızın olması lazım. Bu elektronik vatandaşlık ya da e-oturum denilen şey işte tam bir vatandaşlık değil aslında. Ama sizin iş planınız iyiyse ve ileriye yönelikse farklı, Estonya'nın farklı çözümleri de var bununla ilgili. Evet, ben buradayım. Hala konsolosluktayım. Ankara biraz puslu bugün. Sıcak, karışık. O nedenle burada durmayı düşünmüyorum. Antalya'ya geri döneceğim motosikletimle birlikte. Evet, her şey yolundaydı. Herhangi bir sıkıntı olmadı benim açımdan. Zaten başvuruya siz de başvuruyu düşündüğünüzde, işlemleri adım adım yaptığınızda her şeyin aşağı yukarı böyle 4-5 haftada gerçekleştiğini göreceksiniz. 4-5 hafta gibi bir süreç içerisinde her şey oluyor. Eğer olumluysa tabii sizin için. Ve inceleniyorsunuz. Avrupa Birliği tarafında tam anlamıyla birlikte çalışan bir sistem olduğu için AB tarafında herhangi bir sıkıntınızın olmaması gerekiyor. Avrupa Birliği içerisinde bir şirket kurabiliyorsunuz bu sistemle. O nedenle Estonya hükümeti, Estonya devleti bu konuda çok harika bir çözüm bulmuş. Kendilerini kutluyorum. Yenilenen, değişen dünyaya adapte olan bir ülke olduğunu görüyorum. Avrupa'nın da yatırımlar konusunda, girişimciler konusunda parlayan yıldızı aynı zamanda kendisi. İlerisinin daha iyi olacağını düşünüyorum ki bu pandemi döneminde dünyanın ne kadar birleşik olduğunu aslında görmüş olduk. Kendinize iyi bakın. Bu konuyla ilgileniyorsanız aşağıdaki internet sitelerinden araştırmalarınızı yapın. Aklınıza takılan bir şey olursa buradan sorabilirsiniz. Ben yine bu konuyla ilgili çeşitli bilgilendirmeler yapmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Ben dönüş yoluna doğru geçiyorum.